Meraklı Sadalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerin nabzını tam gaz tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, sıfır otomobil bayilerinde son durum, hangi markalara talep var, zam gelecek mi, bundan sonraki süreçte ne olacak? Dilerseniz bununla ilgili videomuza geçelim. Hadi evet, buyurun. Artık Haziran'ın ilk haftasını bitirdik. Mart'taki 17 günlük bir kapanma ve 2021 ayındaki Ocak, Şubat, Mart ayına kadar bir artış serüveni arkadaşlar. Ondan sonra Nisan'da 90, yani Mart ayında bir 90-97 binlik bir satış arkadaşlar. Ondan sonra bir 60 bine düşüş ve nitekim Mayıs ayında 17 gün kapanmadan sonra arkadaşlar bir 45-46 binlik bir satış grafiği karşımıza çıktı. Kapalı olmasına rağmen piyasa. Şimdi Haziran ayındaki satış grafiklerini, piyasadaki son durumu hep beraber zaten göreceğiz. Ama Mayıs ayında arkadaşlar bayilere gidiyoruz biliyorsunuz. İnsanlarda özellikle sıfır otomobil bayilerinde %50'lik vergi diliminin altında olan arabalara karşı ciddi bir talep var. Çünkü neden? Artık en ucuz araba diye bahsettiğimiz arkadaşlar Fiat Egea artık son Haziran ayı zammı ile birlikte 146 bin liradan 157 bin liraya, ÖTV'nin etkisiyle 157 bin liraya geldi arkadaşlar. Akabinde Hyundai i20 de uygun arabaydı. O 162 bin bandına çıkardı arkadaşlar. Ve onun akabinde şu an en uygun araba Kia Rio. O da 162 bin bandında gözüküyor. Tabii ki bayilerde bulunabilme payı da bu arabaların durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi sıfır otomobillerde gerçekten bayilere daha ilk haftadan itibaren arkadaşlar Kia ve Hyundai bayilerini gezdim. Videolardan da görüyorsunuz. Diğer bayilere giden arkadaşlar da olacaktır. İnsanlar şu anki piyasada arkadaşlar gerçekten baharın gelmesi araba alımını tetikliyor mu? Kimse tetiklemiyor dese de tetikliyor arkadaşlar. İnsanlar araba almaya elverişli hale geliyor. Bunun artık bir sebebi mevsimsel diyelim biz buna. Tabii ki bunu çeşitli şeylerde söyleyebilirsiniz. Şimdi çıkarına gelmeyen arkadaşlar sen nereden uyduruyorsun diyecekler. Bunu çok dillendirmeye gerek yok. Bilen biliyor arkadaşlar. Yani şöyle bakmıyorsanız bir olaya zaten durumun ne olduğunu göreceksiniz. Ama şu anki içinde bulunduğumuz ekonomik durumda arkadaşlar gerçekten Ocak ayında Fiat Egea arkadaşlar kaç paraydı? Ocak ayında Fiat Egea 106, 107, 110 bin liralardan bahsediyorduk arabaya. Şu an Haziran ayındayız arkadaşlar. Haziran ayında araba 157 bin liraya. 5,5-6 ayda 50 bin lira koydu. Şimdi satışlarda bir daralma var mı? Hala yok. Tabii ki satış grafikleri Mart'taki pikten sonra biraz aşağı geriledi. Mayıs da geldi ama Haziran'a da bakacağız. Benim şahsi fikrim arkadaşlar Haziran ayında da toplamda 60 bin rahat satılacak. Ya çünkü bayilere gidiyorum. Telefonlar susmak bilmiyor bayilerde arkadaşlar. İlla vatandaş var. Teslimat duyuyorum. Akşamüstü teslimatlar diyor. Bayilerden duyuyor. Şimdi araba fiyatlarını, liste fiyatlarını size an ve an güncelliyorum. An ve an paylaşıyorum arkadaşlar. Buna sinir olan arkadaşlar var. Hoşuna giden arkadaşlar var. Biz durumu anlatıyoruz size olanı biteni. Bakın liste fiyatı diyorum. Bayilere gidip kampanyalı arabalardan da bahsediyorum size. Bunu söylüyorum ki ihtiyacı olan arkadaşlar yararlansın. Şimdi liste fiyatıyla bunun üzerine tabii ki indirim yapıyor. Fiyat cephesine bakalım arkadaşlar. Fiyat artık 156 bin lira oldu. Talep var mı arabaya? Hala talep var. Renault'un arkadaşlar Tayland modelini alacağına insan hala bu daha elverişli görüyor. Yani 1.4 motoru açıkçası o sağır, yani kimsenin kusuruna bakmasın, çok performanslı bir motor değil arkadaşlar. Bunu herkes biliyor zaten. 8 valfi çok tutulan bir motor değil arkadaşlar 1.4 motor, ama yine de ciddi talep var. Neden? Uygun sedan bir araba, C sınıfı bir araba alıyor insanlar, doğal olarak alıyor. Bence alınır mı? Yani mantıken bu performansta alınır arkadaşlar. 65 beygir Tayland'a 180 milyar vereceğimi 157 milyar 25 milyar cebimde kalır. En azından sedan arabaya binerim C sınıfı. Tabii ki kalitesini sorgulamıyorum. Güle güle kullansın arkadaşlar. Ama içinde bulunduğumuz durumda arkadaşlar gerçekten fiyatı uygun kampanyalı bir araba varsa bayilerde görüyorsunuz arkadaşlar. Çatır çatır satılıyor. Alıyor abi herkes. Faiz, Allah'tan faizin şu an yüksek olduğu bir durumdayız arkadaşlar. Faizin düşük olduğunu düşünseniz inanın bu satışlar daha da artacaktır. Hani insanlar diyorlar ya, gerçekten insanlarda para yok, işte alamıyorlar vesaire. Arkadaşlar para yok diye bir şey yok. Türkiye'de 83 milyon insan var. Yani
Bu sene arabasını değiştiren kimi insan 1 yılda bir araba değiştirir, kimi insan 5 yılda bir araba değiştirir, kimi insan hayatı boyunca bir kere bile araba alamaz. Kimi insan asgari ücret alır, kimi insan arkadaşlar ayda birkaç milyon kazanır. Burası Türkiye arkadaşlar. Yani burada her şeyi genellememek lazım. Yani ben kazanmıyorsam Türkiye'de bu kazanmıyor. Tabii ki bütün herkes bu sektörde, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok etkilendi ama nedense arkadaşlar sıfır otomobil satışlarında hala denilen ölçüde bir daralma hala olmadı, gözükmüyor arkadaşlar. Ve bu devam ediyor. Şimdi bu kadar talebin olduğu, bu kadar satışın olduğu bir yerde ÖTV düzenlemesi ve ÖTV indiriminin gelmesi, özellikle ÖTV indiriminin gelmesi çok açık bir uç olarak gözükmüyor. Ama ÖTV düzenlemesine baktığımız zaman arkadaşlar 231 bin liraya artık arkadaşlar B sınıfı, C sınıfı arabalar, yani C sınıfının başlangıç modelleri, B sınıfının artık orta doluluktaki arabaları, otomatiklerin artık B sınıfında başlangıç modelleri. Şu ana bakıyorsunuz arkadaşlar, bir otomatik Corsa almaya kalksanız 210-220 bin, Polo 220-230 bine dayandı. Yani Hyundai i20 almaya kalkıyorsunuz artık o da 200 bin lira oldu, 1.4 otomatik. A sınıfı otomatikler arkadaşlar 170 bin liradan başlıyor. Otomatik manuellere baktığınız zaman zaten en uygun araba 157 bin lira. Yani elle tutulur bir araba almaya kalktığı zaman onun için insanlar 230 bin bandında ciddi bir talep var. Şimdi çoğu bayi zaten arkadaşlar 300-310 bin liralık arabayı bile işine geldi mi faturada gösterip 231 bin lira, 240, 250, 260'a kadar veriyor arkadaşlar. Bunun öncüsü zaten Honda, bunu hepimiz biliyoruz. Defalarca satmaya devam ediyor ve hala hazırda hala satıyor. Passat'ın durumuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Passat genel satışlarda 3. sırada. Tiguan, Tiroc arkadaşlar. Genel satışlarda araba hala ilk 3'te arkadaşlar. Fiat, Renault, Volkswagen grubu geliyor. ÖTV indiriminden çok alan var anlıyoruz ama şimdi Passat'ın bas paketine bakıyorsunuz. 430-450 bin lira bayiye gidiyorsunuz. Daha arkadaşlar geçen haftanın başında ayın 1 ya da 2'siydi 331 bin liraya veriyor ya bayi. Bursa'daki bayi 331 bin liraya Passat'ın baz modelini veriyor. Bir üst paketinde arkadaşlar 350 bin liraya 351 ya da 355. Tam hatırlayamıyorum. Arkadaşım da gitti, ondan duydum yani. Çünkü Passat alacaktı. Oradan biliyorum. Yani burada Volkswagen'in gerçekten burada ciddi bir kar marjı var arkadaşlar. Ve alış fiyatlarını 150 bin, 155 bin net fiyatın altına zaten gösteriyor ki bunu size indirebiliyor. Hala 400 bin liralık arabayı size ÖTV'den verebiliyor. Bu nasıl olabiliyor arkadaşlar? Yani ben anlamış değilim ya. Hala kulübüne uydurarak satış var. Ya bence %50 ile %80'in arasına bence bir barem gelecek. Ya %50, %60'a çıkacak. Benim şahsi fikrim ilerleyen zamanlarda ama net bir şey değil. Bu sene içerisinde ben öyle bir uygulama bekliyorum arkadaşlar. Çünkü devletin aldığı vergi arada biraz daha düşüyor, anladınız mı? Vergiyi toparlamak için devlet bir düzenleme yapabilir. Yani 45-50 idi. 50 yaptılar. 50-60-80, hani bu şekilde bir uyarlama yapmışlardı en son. Bence araya bir tane daha vergi dilimi koyacaklar da 50'yi 60'a çekecekler. Ne olacak? 231 bin liralık barem arkadaşlar otomatik 260'a çıkacak. Yani ne olacak bu? Otomatik olarak hepsi 260'a kadar fiyatları dayayacak. Ama diğer vergi dilimler arasında daha az bir fark olduğu için en azından devlet daha fazla vergi alacak. Arkadaşlar devlet vergiden asla vazgeçmez. İndirim yapar belli bir zaman ama asla geçmez. ÖTV indirimi bekleyecek arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Bu ÖTV indirimi için sıfır araba bayilerinde gerçekten arkadaşlar satış olmadığı zaman, ki zaten her dakika gidiyoruz size, an ve an size söylemeye devam edeceğiz. Ve gerçekten bayiler satamayıp ciddi kampanyalar yapmaya başladığı ÖTV indirimi durumu söz konusu olabilir. Çünkü neden satamıyoruz diyecek bayiler. Ve şu an özellikle yaz ayı için böyle bir şey olması söz konusu gözükmüyor arkadaşlar. Bu açık ve net. Yıl sonu ÖTV indirimi geldi diyelim. En basit örneği, yıl sonuna kadar benim şahsi görüşüm arkadaşlar Fiat EGS'den 180 bin bandına kadar çıkacak. Rahat çıkacak arkadaşlar. En az 180 bin olacak. Yıl sonu Aralık ayında 180 bin olacak. Yıl sonu kampanyaları olsun. Bakın hep en düşünden örnek veriyorum size. Diğerlerini katmıyorum bile. 231 bin lira bandında sürekli duran arabalar, orada sıkışan arabalar 300'den aşağı olmayacak yıl sonuna kadar arkadaşlar. Bu açık ve net. Yeni ÖTV düzenlemesi de mutlaka gelecektir. İşine gelen, gelmeyen, ben şahsi fikrimi söylüyorum. Zamanla bekleyip göreceğiz arkadaşlar.
Herkes ihtiyacını, beklentisini ona göre karar verip ona göre değerlendirsin arkadaşlar. Ve hala şöyle bir şey var. Bunun örneklerini daha önce de gördük. Yıl sonuna kadar arkadaşlar araba fiyatları 180-190 bin geldi. Yıl sonu ÖTV indirimi geldi. %20 ÖTV indirimi geldi diyelim arkadaşlar. Arabanın fiyatına, liste fiyatına baktığımız zaman. 180 bin liraya satılan bir arabaya arkadaşlar %20'lik bir ÖTV dilimi geldiği zaman arkadaşlar 36 bin liralık bir indirim olacaktır. Örnek veriyorum ki 36 olsa arkadaşlar bu araba 145 bin liraya gelecek değil mi? Yani şu anki fiyatı, 6 ay öncesinin fiyatına, Haziran ayındaki fiyatı, Mayıs ayındaki, özür diliyorum. Bayiler, daha önce bunun örneklerini gördük. Fiyatlarını böyle olduğu zaman arttırmadılar mı arkadaşlar? Yine arttırdılar. 5 arttırırken 5 de arttırdılar. Neden? Hazır ÖTV indirimi geldi, biraz daha şey yapalım. Şimdi 155 bin lira oldu, 150-155 bin lira oldu diyelim. 20-25 bin liralık arada bir düşüş oldu. Bu arada alan arkadaşlar için zarar gibi gözükse de arkadaşlar aradan 3-5 ay geçtikten sonra bu piyasadaki bu durum yine aynı serüvene, aynı reaksiyona ben geleceğini düşünüyorum. Benimle aynı görüşte olanlar olabilir, aynı görüşte olmayanlar da olabilir. Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Sıfır otomobil piyasasını arkadaşlar sürekli takip edin. İhtiyacınız varsa ona göre analiz edin. Doğru zamanda doğru hamleyi yapın. Zarar etmeyin. Rızkınızı, paranızı başkasına kaptırmayın arkadaşlar. Çünkü bunun sıfırın bu kadar çok talep görmesinin sebebi arkadaşlar ikinci el fiyatındaki yükseklik. Hala ikinci ele zam yapıyorlar. Bunu da ayrı bir konu üzerinde değerlendireceğiz arkadaşlar. Diyerekten videomuzun sonuna geldik. Sıfır otomobil düşünen arkadaşlar bizi takipte kalın. Piyasadan an ve an size haber vermeye devam edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.